Beyler, bayanlar, herkese selamlar. Tekrar bir Blender eğitimine daha hoş geldiniz. Instagram'dan da duyurmuştum. Yani şöyle bir 600-700 kişiden 200-300 kişi evet yanıtı alınca ben de çekeyim dedim. Bir yatak, yatağın başlığı, yatak örtüsü, bazası ve iki tane yastığı bulunuyor. Tek yastık da yapabiliriz böyle uzun. Belki tek yastık, belki çift kişilik, tek kişilik yatak da yapılabilir. Bunu beraber modelleyeceğiz. Şimdi Blender'ımızı açalım ve nasıl modellendiğini, nasıl animasyonla bu örtünün bu hale geldiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Haydi şimdi Blender'a geçiş yapalım. Şimdi Blender'a geçtik. Açtık. Ne yaptık? Küpümüz var. Bu küpe Z ekseninden bakıyorum. Bunu alttaki baza ya şu an için boyutunun ne olduğunu bir önemi yok. Nasıl modellendiğini. Zaten modelledikten sonra onu apply yapıp küçültebiliriz hepsini. Yine biz şöyle küçük bir şey yapalım. Şöyle. Biraz daha küçülteyim. Tamam. Şimdi buna modifier'dan subdivision veriyorum. Bunu 2 yapalım. Sonra tab'a bastım. Edit moda geçtim. Buna loop cut'ı aldım. Önce buradan şöyle biraz boşluk bırakarak sonra da tekrar yatay diğer tarafa sonra dikey sonra diğer tarafa tekrar dikey olarak toplam 4 tane loop katımla bunu hallettim. Şimdi şöyle bakalım. Smooth verdikten sonra şuradan normalden auto smooth deyince ne oluyor? Bozuluyor. Neden bozulduğunu bilemedim. Zaten shade smooth yapınca gayet güzel oldu. Bunu nasıl yaparız? Biraz daha böyle yapalım. Şimdi bu alt bazası. Bundan shift D yaptım. Sol tıka bastım. Bunu yukarı kaldıralım. Şöyle X ekseninden bakıp. Aynen öyle. Sonra S'ye basıp bunu biraz küçülteceğim. Ki üst yatağı olsun. Sonra biraz öne alalım. Şimdi ön başlığını yapalım. Ondan sonra animasyonlara geçeceğiz. Shift sağ tık yaptım. Şurada tekrar küp almak istiyorum. Küpü aldım. S ile küçülttüm. Şöyle. Bakayım. Okey. İdeal gibi boyutu. Şöyle yakınlaştıralım. Biraz daha aşağı. Şöyle bir tık daha yakınlaştırdım. Okey. Bakayım. Yani okey gibi sanki. Şunu da bazayı şöyle üstündekini yakınlaştırayım. Okey gibi duruyor ama yakınlaşmasa daha iyi sanki. Aynen. Bunu biraz daha şöyle yapalım. Buna da subdivision verelim. Bu arada bunların subdivision'larını onaylayalım. Bunları onaylamazsanız sıkıntı olabilir. Diğer yapacağınız efektlerde. Şöyle verelim. Tab'a bastık. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bana da şey sumutu verelim. Evet, böyle kare dikdörtgendense böyle yumuşak bir başlık daha güzel gözüküyor. Şimdi yastıkları yapalım. Bunu da apply verelim. Yastıkları yapalım. Add dedim. Küp indirdim. Şöyle ince ama şöyle büyük. Bakayım. Okey gibi. Biraz daha uzatabilirim. Şimdi buna geldik. Collision verdik. Cloud verdik. Ne yapıyoruz? Buradan silk yapıyoruz. İndik. Pressure'ı aktif ettik. Buradan. Ondan sonra geldik. Collision. Self collision. Ondan sonra buradan gravity'yi düşürdüm.
Sonra taba bastım. Buna geldim. Dikey bir loop cut. Şöyle 40 yapalım. Buna da 40 diyelim. Sonra bunu bir kaydedelim. Desktop. Yatak diyelim. Böyle animasyonlu şeylerden önce kaydedin ki bir sıkıntı olmasın. Ondan sonra Object Collision açıp Self Collision'ı kapatalım. Aynen. Peki sıfır alıp Self Collision'ı açarsak nasıl bir şey olacak? Tabii ki olmayacak. O yüzden Self Collision'ı kapattım. Geri aldım. Şöyle biraz şurada. İyi, güzel, evet. Buradan tekrar normalden AutoSmooth verelim. Bunu Ctrl+A yaptım. All Transform dedim. Transforms. Bakın AutoSmooth'u bozuyor. Buna ne verelim biliyor musunuz? Subdivision. Ondan sonra bunlara Apply. Güzel bir yastığımız oldu. Bakın buna bastım ama altta. Bunu ne yapıyoruz? Object Transform. Pardon. Set Origin. Origin Geometry. Bakın yerine geldi. Buna geldim. X ekseninden baktım. R dedim. 90. Bakın gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Yanına gitmiyor. Bunu nasıl hallediyoruz? Numpad tuşundan nokta ve virgül tuşu olan, pardon, virgül diyorum, nokta tuşu olan yere bir kere basınca yanına gidiyor. Şöyle Y'den de indireyim. Bundan Shift D dedim, tıkladım. Sağ tarafa getirip nasıl yapalım? Şöyle kaldıralım. Şöyle indirelim. Tamam. Okey. Bunları da biraz öne çekelim. Tamam. Şimdi gelelim örtüye. Örtü içinde add dedim, plane dedim. Tekrar Z'den bakıyorum. Bunu biraz daha büyüttüm. Bunu biraz daha şöyle küçük. Yani yanlara da düşmesini istediğim için nasıl yapalım? Bunu içeri alalım. Şunları biraz içeri alalım. Şöyle. Aynen. Bunlar da bakayım. Biraz daha böyle gelsin. Yanlara taşıyor mu? Taşıyor. Biraz büyük. Bakayım ne kadar taşacak. Ama olsun. Şimdi buna taba bastım. Yatay olarak bir tane loket atıp şuradan şunları yukarı kaldırmam gerekiyor. G, Z dedim. Yukarı kaldırdım. Ondan sonra bakın yastığa geldim. Buna collisions verdim. Buna çarpacak 1. Buna çarpacak 2. Ctrl+S'le kaydettim. 2, 3. Collision buna çarpacak. 6 da çarpabilir. Ona da bastım. Sonra buna geldim. Tava bastım. Şöyle bir loop cut. Böyle kırık olsun. Böyle bastım. Buna da bir 40 verelim. Buna bastım. 20 verelim. Buna geldim. Cloud verdim. Burada olmasının sebebi 52. frame'de olmaması, sıfıra geldim. Bunu verdikten sonra aşağı indim. Self Collisions'ı açtım. Bakalım başlatalım olacak mı? Ctrl+S yaptım. Tekrar kaydettim. Bakalım neler olacak. Çarpımın etkisiyle düşüyor. Bu kıvrımları halledeceğiz bu görüntüyü. Bir düşsün, bir çarpsın hepsine. Örtümüz yani düşsün. Tabii çok zorluyor bilgisayar bu muhabbet. Sizin de bilgisayarınızı zorlayabilir yani ona göre. Yapılışını öğrenin ama bilgisayarınız belki Blender'ı kapatabilir arada. Haberiniz olsun. Şimdi ben burada durduracağım ama burada çok kırılmalar var. Bu kırılmalara bakalım halledebilecek miyiz ki hallettik. Bakalım buradan Add Modifier'e gelelim. Buradan biraz Solidify verelim. Bakın birazcık şey kalınlık. Ondan sonra bir tane de Subdivision Surface Ctrl+S yaptım. Buradan da geldim. Bunu 2 yaptım. 3 yaptım.
Gayet hoş oldu. Yani tam istediğim etkiyi aldım. Bakın. Yukarıdan örtüyü attığınızda bu şekilde alacaktır tabii ki. Bunlara apply demeyi unutmayın. Yoksa kompozisyonunuz ilerisinde çok büyük çuvallarsınız. Shading de atalım. Yani nasıl atacağınızı tekrardan göstereyim. Buna geldim. New dedim. Bastım. Ctrl Shift T dedim. Desktop'tan kendiniz bulun. Neyi atmak istiyorsanız. Baktınız düzgün gelmedi. Tab'a bastınız. A ile hepsini seçin. U yapın. Unwrap deyin. Bu kendi düzelecektir. Sonra buna gelelim. New diyelim. Buna bastık. Ctrl Shift T yaptık. Yine desktop'tan. Şöyle bir cloud seçelim. Bunu da getirdim. Bu da gayet güzel bir şekilde geldi. Ama ben yine A'ya basıp Unwrap diyorum. Bakın o kadar çok şey var ki Subdivision'dan dolayı. O yüzden bilgisayarı çok zorluyor. Ondan sonra en alta da geldim. Buna da ekleyelim. Şuradan aynen öyle. Gayet hoş gözüküyor şu an için. Yine buna seçtim A ile. Unwrap dedim. Bence gayet hoş oldu. Şöyle bir de render'ı alalım bunun render'ını. Neredesin? Gel bakalım. Layout'tan. Şöyle gel. Böyle gel. Böyle gel. Evet. Buradan geldim. Cycles dedim. Tabii Eevee'den de alabilirsiniz. Cycles'tan da alabilirsiniz. O size kalmış. Ben şöyle hemen Cycles'tan render'ımı alayım. Yatay görüntüsü çok hoşuma gitti bu arada. Render işlemimiz olurken de benim anlatacaklarım bu kadardı. Gördüğünüz gibi beraber modelledik. Bunun gibi ve bundan daha iyi eğitimler için lütfen abone olup izleyip like atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ne YouTube videosunda ne yayınlayacağımı Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram sayfamda şu anda açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basarak ya da abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. 2 günde bir, bazen günde bir video, eğitim videosu atmaya çalışıyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.